Kıymetli izleyenler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphanesi'nden size sesleniyoruz. Çok kıymetli bir yazarımız ve henüz mürekkebi kurmamış bir kitabı önümüzde, elimizde. Kitabı heyecanla, zevkle okudum. Ve o kitap çerçevesinde yazarımızla konuşacağız. Çünkü önümüzdeki günlerde sene-i devriyesini yaşayacağımız meş'um ve mel'un bir kalkışımın, bir olayın üzerinde çalışılmış. Efendim hoş geldiniz Hüseyin Aydın Bey. Trabzonlu, genç bir akademisyen. Ama akademisyenliğini çok öne çıkarmıyor. Yenice doçent olmuş. Şöyle başlayalım. Teşekkür ederim. Kitabınızı hakikaten zevkle okudum. Bizim edebiyatçılar biraz bu tür kitaplara şeydir, mesafelidir. Hani edebi kıymeti nasıldır, zevk verir mi, vermez mi diyerek. Ama ben doğrusu kaleminizi de beğendim. Tebrik ederim. Akademisyenler de Türkçeyi bu kadar doğru, düzgün kullanan, Türkçe konusunda bu kadar akıcılığı kazanmış olan azdır. O bakımda sizden yeni çalışmalar da bekliyoruz. Şöyle başlayalım. Bu kitabı yazmak aklınıza nereden geldi? Yani bir görev mi verildi size? Yoksa sizin mesleğiniz yazarlık değil, hukukçusunuz. Ceza hukuku alanında çalışıyorsunuz. Nedir asıl amil? Nedir sizi bu kitabı yazmaya sevk eden sebep? Şimdi tabii 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesinde bu darbe girişimine dair Türkiye'nin genelinde soruşturmalar açıldı. O soruşturmalarda daha sonraki aşamalarda davalara dönüştü. Şimdi ben o soruşturmalarda ve kovuşturma aşamalarında Sayın Cumhurbaşkanımızı temsil eden avukat sıfatıyla katıldım. Tabii 15 Temmuz olduktan hemen sonra 15 Temmuz'da ne yaşadık, ne oldu, esasında ne oldu o gece, ona dair çok fazla iddia ortaya atıldı, çok fazla tartışmalar oldu. Tabii olayın bir tarafında FETÖ olunca onlar da kendileri açısından 15 Temmuz'un ne olduğundan değil de nasıl gösterilmesi gerektiğine dair ciddi bir propaganda faaliyeti yapmaya başladılar. Ve tabii çok kapsamlı bir olay olunca, yani milletimizin tanıklığında gerçekleşen, bizzat milletimizin içinde olduğu bir olay olmasına rağmen tabii bir kısım somut vakalar hakkında insanlar bilgi sahibi, ama genelinde toplamda bütün fotoğrafın bütününde ne var? Onunla ilgili bir bilgi eksikliği, en azından kamuoyunda yapılan tartışmalardan yola çıkarak bunu tespit ettim. Tabii biz davaları takip eden, müdahil vekili olarak takip eden taraf olmamız hasebiyle dosyalardaki bütün bilgi ve belgelere vakıf olabildik. Onları öğrenme şansımız oldu. Onları değerlendirme şansımız oldu. 4 yıl çalıştığınızı tabii, söylüyorsunuz. Doğrudur. Ya kitap uzun bir süreçte ortaya çıkmış. Tabii. Epey emek var. Delillere dayanmayan hiçbir ifade, evet, bu kitapta yer almadı, evet, diyorsunuz. Evet. Bu çok önemli. Peki bu kadar uzun bir süreç, bu kadar dikkat zor olmadı mı? Yani şimdi hakikaten çok zahmetli bir çalışma oldu. Çok fazla vaka var, çok fazla kişi isim var, isim var, iddia var. Evet, çok fazla bilgi var. Onların hassasiyeti nedeniyle de uzun bir çalışmaya gerektiriyor bu çalışma. Tabii 15 Temmuz'a ilişkin başka çalışmalar da var. Ama yani bu çalışmadaki esas amacım şuydu. Yani 15 Temmuz'da hakikaten ne oldu? Dosyadaki bilgiler, belgeler, mahkeme kararları nasıl bir gerçekliği ortaya koyuyor? Onu ortaya koymaya çalıştım. Çünkü biz 15 Temmuz'u gerçekleşeli 5 sene oldu. 15 Temmuz'la ilgili çok tartışma oldu ve ben şuna kanaat getiriyorum. 15 Temmuz bu yüzyılda bizim
millet olarak önemli kilometre taşlarımızdan biri. Daha çok uzun yıllar tartışılacak etkileri. Unutulmaması gereken. Zaten kendisini de unutturmaz yani. Ona bağlı olarak birçok şeyi yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Ama 15 Temmuz'da gerçekten ne oldu? Bir bütün fotoğrafta ne var? Onu da değerlere dayalı olarak bir bütünlük içinde bir esere ihtiyacımız var. Ben önceki darbelere de onlarla ilgili yazılanlara da baktım. Yani 1960 darbesi etkileri çok ağırdır. 80 darbesi herkese öyle ama bir ne çalışmalar yapıldı diye baktığımda o darbelere ilişkin de derli toplu bütün hani bir kitabı alacaksınız. O gece ne olduğuna dair bir fikir edinecek kadar bilgiye ulaşacaksınız. Öyle bir eserimiz de maalesef yok. Bu bir ihtiyaç. Bir bakıma bir ihtiyaçtan ortaya çıktı o zaman. Bir de tabii siz elinizdeki o malzemeyi görünce dayanamadınız. Yani tarihe bir kayıt düşelim diyorsunuz ama bu kayıttan ziyade benim gibi 15 Temmuz'u yaşamış, televizyonda da görmüş ama belge ve bilgilere bu kadar sağlıklı yollara ulaşamamış okuyucu için aslında bir de bir döküman zenginliği sunuyorsunuz. Evet. Şimdi şeyi merak ettim. Kitabı yazmaya başlamadan evvel malum örgütün bu kadar geniş, bu kadar gizli, sinsi bir yapılanmanın içinde olabileceğini tahmin ediyor muydunuz? Ben şahsen edemiyordum. Şimdi örgütün bir görünen yüzü var, bir de görünmeyen yüzü var. Yani o görünmeyen yüzünü bu çalışmadan sonra mı fark ettiniz? Şimdi biliyor muydunuz? Görünmeyen yüzüyle ilgili olarak örgütün çok değişik alanlarda medya, yargı, mesela yargı ile ilgili yapılanmaları, 17-25 Aralık'tan sonra yapılan tartışmalar, 12 Ekim SYK seçimleri orada ana hatlarla ortaya çıktı. Ama 15 Temmuz'da ortaya çıkan tablo örgütün esas yapılanması yani yapılanmasının omurgasını teşkil eden TSK yapılanması. Türk Silahlı Kuvvetleri kurumsal kültürü ve yapısı itibariyle çok fazla işte içerideki yapılanmanın bilinemeyeceği diğer kurumlar faaliyetleri itibariyle daha şeffaftırlar. Oradaki kim nedir ne değildir onunla ilgili tartışmalar daha şeffaf bir şekilde yapılabildi ama TSK öyle değil. TSK doğası gereği biraz diğer örgüt yani daha resmi, daha mesafeli. Daha kendi içinde korunmuş. TSK'daki yapılanmasını yani herkes analiz olarak işte TSK'da da varlar diyordu ama TSK'da bu kadar bir güce eriştiklerini ve devletteki en güçlü oldukları yerin Türk Silahlı Kuvvetler olduğu gerçeğiyle biz 15 Temmuz'dan sonra hakikaten ben bu davalarda gördüğümüz, ulaştığımız bilgi belgeler ışığında ancak vakıf olabildim. Yani 15 Temmuz'dan önce de hani TSK'da bir yapılanmaları var ama bu düzeyde oldukları hakikaten hiç kimsenin öngöremeyeceği bir şeydi. Doğrusu ben de bu düzeyde güçlü olduklarını, TSK'da olduklarını bilmiyordum. TSK'daki yapılanmaları çok sofistike, çok karmaşık. Yani hakikaten insan aklının, zekasının kavramakta zorluk çekebileceği boyutları da olan çok enteresan bir yapılanma. Ve bu yapılanmanın... Yani insanın başı dönüyor buradaki ilişkileri okurken benim de. Tabii. Bazen böyle yani o aralarındaki konu ilişkiler, o tanıyormuş ama tanımıyormuş şeyleri filan. Şimdi insan olarak biz hani bir kötülük eşiğimiz var. Yani insan neler yapabilir kötülük bağlamında? Herkesin ortak bir kötülük eşiğimiz var. Bireysel olarak da az çok altında üstündedir insanlığın eşiği, kötülük eşiği. Ama bunların tasavvur ettikleri, planladıkları şeyler o kötülük eşiğinin dışında, üstünde. Dolayısıyla onları zaten bizzat yaşamadan kavramanız çok zor. Çünkü düşünemezsiniz ya bir insan bu kadar kötülüğü nasıl kurumsallaştırır? Yani yıllarca böyle bir şey yapılanmaya nasıl emek verir insan, insanoğlu? Onunla ilgili birkaç sorum var. Ondan önce şunu sormak istedim. 5000 civarında hakim ve savcının örgütle bir şekilde bağ olduğunun ortaya çıktığını söylüyorsunuz. Evet. Özellikle o HSK seçimlerinden sonra. Acaba bu sayı daha fazla değil mi? Yani şu son yaşadıklarımızdan sonra bu 5000 kadar mı? Bu kadar mıydı hakim ve savcı? Şimdi bu ihraç edilenlere baktığımızda yaklaşık ona yakın bir rakam. 4500'ün üzerinde tam net olarak rakam bilmiyorum. O civarda bir rakam olduğunu görüyoruz. Yani şu anda tespit edilenler
bu şekilde. Anladım. Yani kurumlarda tümüyle herkes tespit edildi, tümüyle tasfiye edildi diyemeyiz örgütün yapısı itibariyle. Ben hakim ve savcıları sadece sordum. Ama hakim savcıların yani 5000 civarında diyorsun. İhraç edilenlere dikkate aldığımızda aşağı yukarı o rakama evet. yakın bir rakam ortaya çıkıyor. Biraz da sizin alanınız evet. olduğu için evet. ben onu özellikle sordum. Şeyi de merak ettim. Kitabı yazma sürecinde sizi en çok şaşırtan ne oldu? Hani belgelere bakıyorsunuz bir takım olayların. Anladığım kadarıyla buradaki bilgilerin birçoğu kamera kayıtlarından filan evet. intikal etmiş. Sizi hangi bilgiler bulgular şaşırttı? Yani vay anasını filan dediğiniz şeyler. İlk başlarda çok şeye şaşırıyorduk. Yani bütün bilgiler tabii böyle kademe kademe işte soruşturma aşamasında bir kısım yeni delillere ulaşılıyor kovuşturma aşamasında. Ama bir noktadan sonra artık örgüt söz konusu olunca hiçbir şeye şaşılmaması gerektiğini yapıyı tanıyınca. Evet, yapıyı tanıyınca artık bu örgüte dair hiçbir şeye şaşmaması lazım. Sen her türlü sürprize açık olması gerekir diye diyorsunuz. Düşündük. Evet. Ama en büyük şaşkınlığım, hani bir bütün olarak şaşkınlığım, bir örgüt hakikaten yani devlette böyle bir güce nasıl erişir, bunu nasıl başarabilir, bu hakikaten çok şaşırtıcı. Benzer örgütler tarihimizde de olmuştur, başka devletlerde de üstelik olmuştur. Gelenekli bir devlet değil mi? Tabii. Yani öyle çok affedersiniz bir Muz Cumhuriyeti falan değil. Ama bu ölçekte bir örgütün yani 40 yıllık bir çalışmayı yürütüp bu ölçekte bir devlette hakimiyet elde etmesi, etkinlik kazanması hakikaten çok şaşırtıcı. Bu başlı başına nedenleri nasıl başarıldığı üzerinde konuşulması, değerlendirilmesi gereken. Tırnak içinde bir cemaat fikriyle olacak iş değil gibi geliyor bana. Siz daha konuya bakıyorsunuz. Yok, bu bizim geleneksel cemaat fikriyle. Hayır, geleneksel de olmasa. Evet. Başka şeyler var sanki burada. Başka güçler, başka akıllar. Hani üst akıllar diyoruz ya. Tabii bu bir devlet aklıdır. Anladım. Bu bir devlet. Bir devlet değil, belki birkaç devletin aklıdır. Şimdi Hüseyin Bey, okuyunca tüylerim diken diken eden bir cümleyi aktarıyorum. Evet. Eğer Cumhurbaşkanı'nı alamazsak hava kuvvetleri bu ülkeyi yerle bir edecek. Evet. Halil Gül. Evet. Şimdi bir insanın bu derece aklını donduran, gözünü döndüren, onları böyle konuşturan, bu noktaya getiren nedir bu örgüt? Yani nasıl bunları büyülemiş mi? Bir insan böyle nasıl düşünebiliyor? Şimdi bu örgütle ilgili olarak yani biz ülkeyi yerle bir edecek evet, diyor. Hukuki çerçevesiyle baktık daha çok ama psikologların, sosyologların da bence çok çalışabilecekleri çok geniş bir alan var burada. Şimdi bu örgüt üyeliğinin nasıl teşekkül ettiğini, bu duygunun nasıl teşekkül ettiğine bakmak lazım. Şimdi insan kişiliğinin ve kimliğinin oluştuğu yaşlar ortalama işte ilk ergenlik yaşları 12-13-14 yaşları. Bu örgütte aidiyeti en üst noktada olan ki o isim onlardan biri genelde bu yaşlarda intisap ediyor. İntisap ediyorlar ve kişilikleri ve kimlikleri bu örgütün ideolojisiyle ve örgütün tamamen şekilleniyor. Evet, şekilleniyor. Hı. Yani ham bir şey alıyorsunuz ve onu istediğiniz gibi işleyebiliyorsunuz. O yaşlar evet. öyle bir yaşlar. Ve işledikten sonra da o yapının dış dünya ile veya gerçeklikle bağ kurmaması için de bir sistem kuruyorlar. O sistemde nedir? Mahrem abiliktir. Yani 12-13 yaşında bir çocuğu alıyorlar, işliyorlar, örgüt üyesi haline getiriyorlar. Ondan sonra hayat boyu onları bir mahrem abiyle, adeta bir vesayet ilişkisiyle ilişkilendiriyorlar. O mahrem abinin yaptığı nedir? Ne düşünecek, ne konuşacak, ne yapacak? Bütün ona bir hayat yolu çiziyorlar ve o yolun dışında bir yol veya arayış içine girmelerine mani oluyorlar. İnsan hayatındaki en büyük pencerelerden biri de evliliktir. Onu da örgüt içi evlilik şeklinde tasarlıyorlar. Dolayısıyla iş arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, aileniz tamamen bir fanus şeklinde tasarlanıyor ve o fanusun içine sizi sokuyorlar ve ömrünüz o fanusun içinde orada geçiyor. Birisini ancak sorabiliyorsunuz o mahrem tabii. abiye. O bir şeydir hocam, bir eşiktir, sizi bir yazılım yüklüyorlar. Ondan sonraki her şey komut hocam, komut. O yazılımı başarıyla evlilik meselesi de ilginç bir yerde bahsediyorsunuz. Evet. Komutanın biri biraz itiraz ediyor. Evet. Siz de diyorsunuz ki bu cemaat evliliği yapmamıştı. Evet. Onun için bunlar cemaat evliliği yapmayanlara da biraz güven duymazlar. Tabii.
O bir penceredir. Gerçeklikle ilgili hayatta kurabileceğiniz bir penceredir. O pencerede tabii örgütün verdiklerinin dışında başka bilgileri, başka gerçekliklere ulaşma, temas etme şansınız var. O sizin kafanızı görece olarak örgüt terminolojisinde söyleyeyim, karıştırabilir. Kafası karışan kişinin yazılımı tam değildir. O komutlara her zaman %100 uymayabilir. O gözle bakılır. İyi ki karışıyor. Evet. Zaten o darbe günü bir binbaşının kafası karışıyor. Tabii, biraz ifşa ediyor. Yani erkele alınması da o sebepten. Çok falan. Önemli. Onun da mesela o da 17-25 Aralık'tan sonra örgütle ilgili kafasında soru işaretleri oluşuyor. Mesela örgütte bu örgüt mensuplarının hepsinin aidiyet düzeyi aynı değil. En üst düzeyde olanlara 5 puan, 1 ile 5 arasında bir puanlama yapıyorlar. En üst yani düzeyde olanlar bağlılık derecelerine tabii, göre. Bağlılık dereceleri. Şimdi orada zaten bir profil var. Onlar gözleri örgüt dışında hiçbir şey görmüyorlar. O cümleyi kuranın psikolojisi de şudur. Onun bütün hayatı mensup olduğu örgüttür. Onun dışında hiçbir şeyin değeri yoktur. Kendi bireysel durumunun da değeri yoktur. Türkiye'nin de dünyanın da bir değeri yoktur. Her şey orası. Her şey orasıdır. Anladım. Anladığım kadarıyla ben yanlış anladıysam bunu sormak isterim. Düzeltin lütfen. Evet. Aynı kurumda çalışan örgüt üyeleri birbirlerini tanımıyorlar. Tabii. Doğru mu? Yani evet. Bu mümkün mü? Yani sebebi ne? Niye tam? Mesela biz aynı askeriyede çalışıyoruz. Evet. Ama tanımıyoruz birbirimizi. Bunu nasıl başarıyorlar? Şimdi bunun sebebi ne? Evet, bu örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu kadar ve diğer devlet kurumlarında bu kadar etkin olmasının nedenlerinden biri teşkilatlanma modelidir. Hücre tipi bir teşkilatlanma modeli vardır. Hücre tipi şudur, o hücrede kaç kişi varsa o hücredeki kişiler ancak yani iki kişi, üç kişi olabilir veya tek kişilik hücreler de olabilir. Onların mahrem abileri onları biliyor. Bunun maksadı gizliliktir. Dolayısıyla bir hücre deşifre olduğu zaman sadece o hücredekiler deşifre olur, diğerleri deşifre olmaz. Gizliliğin sağlanması ve bu tarz deşifreleri, daha geniş kapsamlı deşifreleri engellemek amacıyla kurgulanmış bir teşkilat modelidir. Üzerinde çalışılmıştır. Sadece bu örgütün kullandığı bir teşkilat modeli değildir. Tarihte başka örgütler de kullanmıştır. Bugün ama başka örgütlerde... Yani şimdi aynı üniversitede çalıştığımız bir öğretim üyesini ben bulunduğum, bağlı olduğum teşkilata bağlı olmadığını ya da olup olmadığını bilmiyorum. Bu enteresan bir şey. Yani bu kadar gizlilik. Ama bu kadar gizlilik olmasa bu örgüt Türk Silahlı Kuvvetleri'nde böyle bir güce erişemezdi. Daha erken fark edilirdi veya daha geniş kapsamlı fark edilir, tedbirler alınırdı. Hücre modeli bu örgütün deşifre olmaması ve uzun vadeli olarak o kurumlarda kalıcı olmasının önemli şeylerinden biri. Unsurlarından biri. Orada da zaten hani kişilerin birbirini tanıması örgüt açısından hiç ehemmiyetli değil. Örgüt açısından örgütün hedefleri vardır. Herkes artık bu hedeflerin bir unsurudur. Hiçbir değere haiz değil. Efendim biraz hızla gidelim isterseniz. Buyurun. Bizim vaktimiz daralıyor. Örgüt mensubu askerlerin hayatı yalandan ibaretti diyorsunuz bir yerde. Bu tespitiniz sadece askerler için mi yoksa örgüt mensuplarının tümünde kapsar mı? Çünkü ben de başka şeylere şahit oldum da. Evet. Ya bu yalan meselesi bütün bu tür örgü yapılanmalarda herhalde en çok müracaat edilen. Tabii o da gizliliğin bir parçası. Şimdi örgüte özellikle mahrem alanlarda örgütü üye olanların öğrettikleri ilk şey kendilerini gizleme ve kendilerini saklama. Yani bir kişiliğiniz var, kimliğiniz var ama örgüt size şunu öğretiyor. Bunu gizleyeceksiniz. Kişiliğinizi, kimliğinizi, gerçekten ne olduğunuzu gizleyeceksiniz. Bunun yolu nedir? Yalandan geçer. Yalan söylemezseniz kendi kişiliğini, kimliğinizi gizleme şansınız olabilir mi? Olamaz. İlk öğrettikleri şey de yalandır. Sizin de uzun uzun anlattığınız 15 Temmuz akşamındaki söylenen yalanlar. Tabii. Evet. Yalan bir yaşam tarzı haline geliyor ve ondan sonra insanlar çok rahat yalan söylüyorlar. Belki bir aşamadan sonra artık gerçek kimlikleri nedir, gerçek kişilikleri nedir, gerçek dünyaları nedir? Yaşadıkları kimlikle gerçek kimlikler arasında da muhtemelen çok büyük çelişkiler, sıkıntılar da yaşıyorlardır. Ama bu model bu şekilde tasarlandı. Bu da hani bence bu üzerinde çok fazla düşünülmesi, analiz edilmesi gereken bir şey. Yalan meselesi. Yalan meselesi var. Bir de şu var. Darbeci askerler kendilerini örgütün hiyerarşisine o kadar kaptırmışlardı ki. Akıncı Üst Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim. Hava Kuvvetleri İmamı, sözde imamı Kemal Batmaz'a asker selamı veriyor. Tabii.
Şimdi bu bir general, bu nasıl bir akıl tutulması? O yani, sadece kameraya yansıyan kısım. Ben size kameralara yansımayan kısmını da diğer delilere ilişkin olarak söyleyeyim. Bu ülkede ilk defa darbe olmuyor. Daha önce de darbe oldu ama onların hiyerarşisinde askerler vardı. Ya yani junta ise yine orada da bir askeri hiyerarşi vardı ve emir komuta zincirinde yapılmıştı 80 darbesinde olduğu gibi Genelkurmay Başkanı talimatıyla yaptılar. Yani gayrimeşru ama yine askeri hiyerarşiye tabi oldular. Ama örgütün teslike yapılanması öyle değil. En tepede sivil biri var. Adil Öksüz. Adil Öksüz o gece örgüte mensup bütün şeylerin, askerlerin komutanı. O ne diyorsa onu yaptılar. Akıncı üssünde Adil Öksüz, Kemal Bakmaz, Hakan Çiçek, Nurettin hepsi belli kuvvetlere mensup. Oradaki askerler rütbesi ne olursa olsun onların verdiği talimatları yerine getirdiler. Bu da çok sıradışı bir durum. Ya ben inanamadım. Şimdi bir tuğ general, biz hani bunlar kendi ferdi adamlardır deriz böyle. Selam veriyor. Şimdi bir yerde de buna da doğrusu çok hayretle bir daha okudum. Fethullah Gülen'in darbenin tüm safahatına nezaret ettiği ve sivil imamlarla görüş alışverişinde bulunarak talimat verip darbe girişimini adeta safa safa yönettiğini kaydediyorsun. Bunu biraz açar mısın? Bu nasıl mümkün? Yani bunu nasıl yapabilmiştir? Şimdi örgütün hiyerarşisi en tepesinde Fethullah Gülen var. TSK yapılanmasında da TSK sorumlusu ve diğer kuvvet komutanlıklarının sorumluları var. Hiyerarşi öyle. Çok katı bir hiyerarşi var. Her örgütte hiyerarşik ilişki vardır. Ama bu FETÖ'deki hiyerarşik ilişki çok katı ve çok keskindir. Yani ordudaki resmi hiyerarşik ilişkiden çok daha katı ve keskindir. Ondan kastettiğim şudur. Yukarıdan verilen talimatlar aşağıda hiçbir şekilde sorgulanmaz. Onun da bir psikolojik ve ideolojik temeli vardır. Burada bir liderlik konsepti oluşturulmuştur. Bu liderlik konseptinin referansları dinidir. Mehdiyet inancı da vardır. Bu dini referanslarla oluşturulan liderlik konseptinde lider yani Fethullah Gülen hiçbir şekilde yanılmaz. Anladım. Her durumda işte peygamberim onların anlatımlarına göre peygamberimize istişare eder. Yani yanılması, sürekli irtibat halindedir. Tabii yanılması, günah işlemesi veya verdiği talimatların yanlış olma ihtimali yok. Böyle bir liderlik konsepti var. Ve siz böyle bir liderlik konseptindeki bir örgüte mensup olduğunuz zaman zaten oradan verilen her talimatı yerine getirmeyi bir dini vecibe olarak algılıyorsunuz. Oradaki o gecede o örgüt mensupları oradan gelen bütün talimatları... Bunun somut uygulamasını ben biraz öğrenmek istiyorum. Yani... O gece mesela Fethullah Gülen'le ara ara telefon görüşmeleri mi yapılıyor? Şimdi onunla ilgili olarak bir kısım şeyleri paylaştım. Mesela çok az burada. Ama onlar yani onları da hasbel kader yani bir Deniz Kuvvetleri imamı Hakan Çiçek'in kendisine ait değil eşinin cep telefonunu kullanıyordu. O cep telefonundan çıkan kayıtlardan öğreniyoruz. Mesela Hakan Çiçek o gece saat 20.50'de yani darbe hemen erkene alındıktan hemen sonra 20.50'de Fethullah Gülen'le 4 dakikalık bir görüşme yapıyor. Orada çektiği mesajlar var. Namazı bozdurun, çok acil görüşün. Evet, dediği şeyler var ve ondan sonra 4 dakikalık görüşme var. Yani diğer görüşmeleri biz tahmin edebiliyoruz. Ama o görüşmeden çıkardığımız sonuç o. Daha önce Amerika'ya yaptıkları seyahatler var bütün sivil imamların. Şeyin öncesinde tabii, Ocak ayında, gidip geliyorlar. Mart ayında, Haziran ayında ve son işte darbe haftasında. Darbe haftası, darbeden 4-5 gün önce de Kemal Batmaz'la Adil Öksüz'ün Amerikan seyahatleri var. Şimdi bütün planlamalar zaten örgütün çalışma şekli ve hiyerarşi itibariyle Fethullah Gülen'in bilgisi dahilinde yapılıyor ve orada yakaladığımız şeyler de yani toplamdaki olanların sadece bir kısmı, onu özellikle verdim. Mesela Hakan Çiçek o zaman Deniz Kuvvetleri imamı Akıncı üstünde ve Fethullah Gülen'le o gece görüşüne dair bir şey bilgiyi, belgeyi paylaşır. Şöyle bir söylemin hiçbir kıymeti yok o zaman. Evet. Hani şöyle diyorlar, bu gariban alttaki hizmet falan diyorduk ya onlar. Hoca tırnak içinde, hoca efendinin bunların hiçbir ilgisi yoktur. O mübarek bir adamdır. Evet. Böyle bir söz. Bunun bir anlamı yok. Bunun hiçbir şekilde anlamı yok. Örgütün işleyişini bilen, az çok bilen herkes şunu bilir ki değil 15 Temmuz gibi büyük bir kalkışmayı, onun çok daha küçük ölçeğindeki herhangi bir eylemin Fethullah Gülen'in bilgisi veya talimatı dışında yapılması mümkün değil. Evet. Ama örgüt özellikle mensuplarını tutmak için, çünkü bir örgütün görünen yüzü bu
dini sahiplerle bu örgüde intisap etmiş ve çalışan bir kesim var. Onların 15 Temmuz'daki vahşetle yüzleşmeleri çok zor. Yüzleşseler zaten örgütten kabullenemiyorlar. Kabullenemezler. Onun üzerine çalışıyorlar. Yani bu esasında gerçek değil, size anlatılanlara itibar etmeyin. Biz size anlattığımız yüzümüzle devam ediyoruz. Bunlarla bir ilgimiz yok. Bu zaten örgütün... Bunlar kurmaca, tabii, kendi, oyun filan, hatta kendi, tiyatro filan. Evet, kendi tabanını tutmak için söylediği şeyler. O kendiler arasında söylemek zorundalar. Evet. Çünkü bu bir, yani ortaya çıkan tablo o örgüte dini sahiplerle veya iyi niyetlerle intisap etmiş, içinde olmuş insanlar için de yüzleşebilecekleri bir tablo değil. Çok vahim bir tablo. Kitapta onlarca isim var. Evet. Darbeye kalkışan, evet, karışan, hepsinin suç ispat edilmiş. Evet. Burada isimleri belirtildiğine, evet, göre. Bir binbaşının sadece ismini, evet, gizliyorsunuz. Evet. Böylece bu kitap kurumuna, ülkesine, milletine ihanet edenler sergisi de aynı zamanda, bana sorarsanız. Evet. Yani burada sizin isimlerini zikrettiğiniz ve yaptığı işleri burada beyan ettiğiniz isimlerin her birinin bir hain olduğu düşünülebilir mi? Elbette düşünülebilir. Yani bu yazarken buna çok dikkat ettim. Ben aynı zamanda bir hukukçu kimliğim de vardı. Yani mahkeme kararlarıyla çelişmedim zaten yazarken. Mahkemelerin vardıkları sonuçlarla. Çok az yorum yapıyorsun zaten. Tabii tabii, birebir yani, birebir örtüşmeye ve mevcut deliller neyse onu yazmaya çalıştım. Yani kim olursa olsun herkese karşı özellikle bu konularda hassasiyet göstermemiz gerekir kim olursa olsun. Yani ya ben, suçu ispat edilmemiş kimseye burada tabii, bir şey tabii, töhmet et, şey, hayır, suç yüklemediniz. Hayır. O konuda zaten bir kişisel olarak hassasiyetim var, bir de hukukçu hassasiyetim var. Gerçek neyse o. Evet. Yani onu zaten bize düşen o, bize de yakışan o. Efendim çok teşekkür, evet, ederim. Emeğinize sağlık. Asırlık gece, hakikaten asırlık bir gece. Yaşayanlar daha iyi bilir bunu. Belgelerle, delillerle siz bunu anlatmaya çalışmışsınız. 420 sayfalık kapsayıcı bir kitap. Ben elim aldığımdan beri heyecanla, hızla okumaya çalıştım. Bazı okuyamadığım bölümler var, okuyacağım. Evet. Fakat meseleye merakı olanlar için hakikaten kıymetli bir çalışma. O bakımdan sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Bir meslektaşım olarak, hani akademisyen bir meslektaşım olarak bu sunumu da Türkçeyi böyle rahat, akıcı, okunabilir. Ben bazı yerleri şey gibi okudum. Böyle bizde polisiye romanlar var. Evet. Yani o heyecanla okudum. Evet. Acaba nereye varacak şimdi? Bu adam ne yapacak filan? Hani o şeyler var ya, komutanları, evet, derdest etmeleri filan falan. Sonra o şeyleri aklım almadı. Adamın 8 yıl yanında evet, yaveri, emir subayı filan 8 yıl. Komutanın biri diyor ya, seni diyor 8 yıl yanımda beslemişim diyor, evet, efendim gözüne dursun ya da, yani böyle enteresan bir psikoloji. Efendim daha fazlasını görmek, okumak isteyenler Asırlık Gece kitabıyla mutlaka buluşsunlar, tanışsınlar. Sizin için de bu farklı bir deneyim olmuştur. Ne diyeceksiniz son olarak kitapla ilgili, çalışmayla ilgili? Şimdi yani benim akademik çalışmalarım var, onlar kitap olarak yayınlandı ama bu kitapta aldığım manevi haz bambaşka. Hmm. Niye manevi hazı bambaşka? Hakikaten çok önemli gördüğüm, bu milletin tarihi yolculuğu açısından çok önemli gördüğüm bir olayı Allah bana nasip etti, bu davalar nedeniyle edindiğim bilgiler, belgeler ışığında yazma, hem bugünkü nesillere doğru bir şekilde aktarma, hem gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarma fırsatım oldu. Bunun için öncelikle Allah'a şükrediyorum. Kitap, bu yazdığım konunun özelliği itibariyle bu kitaptan büyük bir manevi tatmin duygusu hissettim. Ve kitap okuyanlar tarafından da bu ana kadar hep olumlu tepkiler aldım. Bu olumlu tepkiler de beni fazlasıyla memnun etti. Tarihi bir olayı yazmakla tarihe karşı bir yükümlülüğümü yerine getirdiğimi düşünüyorum bu kitapla. Ve bunu yerine getirmekten dolayı da çok mutluyum. Ve takdir ve beğeni, bugün sizlerin lütfettiğiniz takdir ve beğenileri başkalarından da duymak ve sizden de duymak beni ayrıca mutlu ediyor. Bu kitap aynı zamanda şu da oldu, olacak benim tahminim. Bundan sonra bu konuyla ilgili yapılacak çalışmalar için temel bir kaynak. Evet. Çünkü
Hemen hemen birçok dava dosyasına giren ifade özetleri, isimler, ilişkiler, o gece yapılan, değil mi, dakikası dakikasına, evet, işte gelenler, gidenler, efendim, bunlar bakımından da ben ciddi bir kaynak olacağını düşünüyorum. Belki son bir söz olarak onunla, buyurun, ilgili bir şey söyleyebilirim. Şu anda bununla ilgili çok fazla dava dosyası, yüz binlerce evrak var. Benim şansım bunları gün be gün öğrenme, özümseme şansına sahip oldum. O nedenle böyle bütüncül bir fotoğraf ortaya koymaya çalıştım. Hakikaten bugün bir araştırmacı bu dosyalar çalışayım dese, yani bu dosyaların altından içinden kalkan çıkması çok zor. Yani benim çıkabilmem başından itibaren her gün yeni bilgiler, yeni delillere okuyup özümseme şansına. Günü gününe takip. Tabii, ama bugün geriye doğru bir araştırmacı, hadi ben 15 Temmuz'la ilgili büyük bir fotoğraf, gerçekten ne yaşandı ortaya koyayım, bir dava dosyalarını incelemeye çalışayım dese, içinden çıkması hakikaten çok zor. O nedenle bu görevin bana düştüğünü hep, evet, düşündüm ve bu görevi yerine getirmiş oldum. Emeğinize sağlık. Mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ben yani teşekkür milletim ederim. Adına, devletim adına, hatta insanlık adına böyle meşum bir gecenin, bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimiz bir talihsizliğin sizin tarafınızdan ortaya konması, en azından sağlıklı cümlelerle ve sağlıklı bilgilerle, hani siz de bir yerde diyorsunuz ya, bazen 10 yıl sonra bir suçlu mağdur durumuna düşebiliyor, tabii, tabii, sağlıklı anlatılmadığı tabii, tabii, için. O bakımdan yakın dönem siyasi tarihimize de büyük bir hizmet ettiniz. Kendi mesleğinize de güzel bir hizmette bulundunuz. Kıymetli izleyenler, Doçent Doktor Hüseyin Aydın Bey'in daha yakın zamanda çıkan Asırlık Gece kitabı üzerine konuştuk. Önümüzdeki günlerde mutlaka kitabı merak edeceğinizi düşünüyorum. 15 Temmuz'un nasıl cereyan ettiğini, ne şekilde vuku bulduğunu anlamak için buradaki ilişkileri, irtibatları ve hatta hikayeyi okumanızda fayda var. Efendim, hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.